Homojen lineer denklem sistemleri örnek soru 5. Bu videomuzda homojen lineer denklem sistemleri konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Lambda eksi 3 x artı y eşittir 0. X artı lambda eksi 3 y eşittir 0. Homojen lineer denklem sisteminin sıfır olmayan, yani İngilizcesi non-trivial, çözüme sahip olması için lambda hangi değer veya değerleri almalıdır? Şimdi sıfır olmayan çözüme sahip olabilmesi için homojen bir lineer denklem sisteminin tek şansı vardır. Sonsuz çözüme sahip olmalıdır. Eğer ki bunun tek çözümü olursa, o tek çözüm kesinlikle sıfır çözümüdür. Yani trivial solution'dır. Sonsuz çözüme sahip olmalıdır. Sonsuz çözüme sahip olması için iki bilinmeyenli denklem sistemlerinde ax artı by eşittir 0, cx artı dy eşittir 0 da alttaki denklem üstteki denklemle kat ilişkisine sahip olmalıdır. Birbirinin katı olursa sonsuz çözüm çıkar. Bu aşağıdaki yukarıdakinin iki katı olursa veya yukarıdaki aşağıdakinin iki katı olursa, üç katı olursa, 1/2 katı olursa sonsuz çözüm olur. Sonsuz çözüm olursa da sıfır olmayan çözüm gelir. Yani x'lerin katsayıları, y'lerin katsayıları oranı birbirine eşit olursa, lambda eksi 3 bölü, buradaki x'in katsayısı 1, buradaki y'nin katsayısı 1 bölü, buradaki y'nin katsayısı lambda eksi 3. Bunların oranı birbirine eşit çıkarsa kat ilişkisi var demektir. Yani bu denklem bu denklemin katıdır. İki denklem görünümü altında bir denklem var demektir. Yani bilinmeyen sayısından az denklem var demektir. Sonuç olarak da sonsuz çözüm vardır. Yani sıfır olmayan çözüme sahip olur sonuç olarak da. Algılanması gereken şeyler bunlardı. Şimdi yapalım işlemi. Lambda eksi 3'ün karesi eşittir 1. Neyin karesi 1 eder? 2 olası sonuç vardır. Lambda eksi 3 bir 1 olursa sonuç 1 çıkar. Bir de lambda eksi 3 eşittir eksi 1 olursa sonuç 1 çıkar. Lambda 4 olursa 1 de lambda eşittir 2 olursa sonsuz çözüme sahip olur bu. Ve sıfır olmayan çözüme sahip olmuş olur dolayısıyla. Lambda'yı 4 olarak koyup görelim şuraya. Lambda yerine 4 koyarsam, bunu yapmama gerek yok. Sadece görelim diye yapıyorum. X artı y eşittir 0. Aşağıda lambda yerine 4 koyarsam, x artı y eşittir 0. İki tane denklem görünümü altında birbiriyle aynı iki denklem var. İşte bu sonsuz çözüm vardır ve dolayısıyla sıfır olmayan çözüm bulunur. Lambda 2 koyarsam, eksi x artı y eşittir 0. X artı lambda 2 koyarsam x eksi y eşittir 0. Aşağıdaki yukarıdakinin eksi 1 katı. Yine iki denklem görünümü altında tek denklem vardır. Bilinmeyen sayısından az denklem sayımız olduğu için sonsuz çözüm olur ve sıfır olmayan çözüm ortaya çıkar. Sorumuzun cevabı lambda 2 ve 4 değerlerini almalıdır ki bu söylenen durum gerçekleşebilsin. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.